Arkadaşlar herkese merhaba. Ben Burak. Burak'ın vlog kanalımıza hoş geldiniz. Bugün tekrardan kümesteyiz sizlerle beraber. Kuşlarımızın mamayı verdik. Şöyle göstereyim. Hepsi mamanın başında. Sultan Papağan olsun, Hint öbürleri olsun. Muhabbet kuşlarımız hepsi mamanın başında. Bugün sizlere bir sürprizleri göstereceğim. Tabii baştan da gördünüz muhtemelen. Güzel sürprizler var. Daha kuşlara eş atalı 2 hafta falan oldu. Ama güzel şeyler var. Hepsini tek tek göstereceğim sizlere. Lütfen videoya geçmeden önce kanalıma abone olursanız sevinirim. Eğer videoyu izlerken beğenirseniz lütfen beğen tuşuna basmayı unutmayın. Yorum yaparsanız da beni mutlu etmiş olursunuz. Şimdiden teşekkür ederim. Şöyle sizlere şöyle yemden bahsetmek istiyorum. Üretici olan arkadaşlarımız var. Normal evde tek kuş besleyen arkadaşlarımız var. Yem ne kullanıyorsun diye sürekli soranlar var. Aktarı. Şöyle gördüğünüz gibi sade darı bu. Bunun sebebi de nedir? Onu söyleyeyim sizlere. Normalde karışık yem vermek daha mantıklı diye düşünenleriniz var. Çünkü karışık tohum daha zengin diye düşünüyorsunuz. Ama kesinlikle ben buna katılmıyorum. Ben sade darıyla besliyorum. Mama ile destekliyorum arkasından da. Sade yemi veriyoruz. Ve yanında her gün mamayla destekliyorum kuşları. Zaten şöyle mamayı gördüğünüz gibi şöyle mamamızı da göstereyim sizlere. Şöyle bakın. Arkadaşlar bunun içinde yumurta kabuğundan tutun bütün sağlıklı tohumlara kadar var zaten. Böyle koku kapağını açtım. Buram buram kokuyor. Şöyle içeriği falan göstereyim sizlere. Vitaminleri falan görüyorsunuz. Ben niye uğraşayım arkadaşlar hani kuşlara karışık yem almakla? Karışık yemde bu kadar vitamin alamıyor zaten kuşlarımız. Doğada bildiğiniz gibi bunlar bütün tohumları, bütün meyveleri, bütün sebzeleri, böceğinden kurduna kadar bütün her şeyi yiyorlar. Biz bunları kafese tıktığımızda sade yemle besleyerek buna kuşların tam böyle verim alabileceğimiz şekilde getiremiyoruz. Yani tam güzel boyuta gelemiyor, rengi tam belli olmuyor kuşların. En azından kuşları düzgün besleyemiyoruz diye düşünebilirsiniz. Gördüğünüz gibi ben her gün mamaların önlerinden eksik etmemeye çalışıyorum. Şöyle sizlere göstereyim. Hepsi zaten mamanın başında. Beni takip edenler bilir. Sürekli Allah'a şükür yavru alıyoruz. Güzel güzel yavrular almaya çalışıyoruz. Hint ürünlerimiz falan mamada. Sultan papağanlarımız mamada. Düzgün yavrular almaya çalışıyoruz. Ölümleri en aza indirmeye çalışıyoruz. Bunun sebebi zaten kuşların düzgün beslenmesi. Biz bu işi severek yapıyoruz. Biz bu işi hobi olarak yapıyoruz. Gördüğünüz gibi bakın mamalıklar beyaz, suluk beyaz, mamalık sarı, suluk sarı. Yani biz bu işin hani ticariden daha çok zevkine yapıyoruz yani. Bu bir hobi. Bakın mesela şu kuşların kurulaşması falan acayip hoşuma gidiyor. Bakın nasıl oynuyor arkadaşlar. Şöyle sizlere göstereyim. Bakın mamayı yerken nasıl mutlu, eşiyle nasıl kurulaşıyor. Ya bu çok güzel bir şey yani bakın. Bunu izlemek bile adama zevk veriyor. Böyle daha güzel oluyorsunuz yani. Bildiğiniz gibi artık böyle daha insanlar daha çok doğaya çıkmıyorlar. Bunun sebebi de zaten belli. En azından doğaya çıkamıyorsak doğadaki güzel kuşları böyle alarak izleyebiliriz. Tabii kafese tıkmak bunları güzel bir şey değil. Kesinlikle desteklemiyorum da ama bunlar kafes kuşu olmuş zaten. Zamanında tutulmuş ve kafes kuşu olmuş. Şu anda da gördüğünüz gibi arkadaşlar şu an suluğun oradaki zaten dişi. Suluğun oradaki dişi yatıyor. Erkek basmaya çalışıyor. Çiftleşecek. Hatta az sonra çiftleşmeyi izleyebiliriz. Bakın nasıl güzel şekilde oynaşıyorlar, öpüşüyorlar, koklaşıyorlar. Ya bunları izlemek çok zevkli dediğim gibi. İnsana huzur veriyor. En azından bir işten, okuldan geldiğinizde bunları izlemek İnsanı bir rahatlatıyor, mutlu yapıyor. O yüzden bunlar güzel şey. Balık, kuş, evcil hayvan beslemeyi kesinlikle öneriyorum. Kendim de küçüklükten beri zaten bütün evcil hayvanları beslemeye çalışıyorum. Ve yarısından çoğunu besledim zaten. Keşke daha çok imkanım olsa daha güzel kuşlar beslesek. Şöyle gördüğünüz gibi burada kendi yavrularımız vardı. Geçen seneden kalan, geçen sene dediğim yani 5-6 ay önceden kalan yavrularımız bunlar. Kendi yavrularımız hepsi. Buraya attık. Burada duragoysun onlar. Çünkü eşlenecek zamana gelmediklerini biz anladık. Biraz daha zamanı var. Eşlenecek kuşu zaten direkt tutup bak mesela bunların ikisi de bizim yavrumuz. Şu altta 11 numara var. Onların ikisi bizim yavrumuz. Onları falan eşlenecek zamanı geldiği an hemen böyle kafes diyoruz. Yuvayı takıyoruz. Eşe atıyoruz. Şöyle arkadaşlar
sizlere yuvaları göstereyim. Bu yuvaya girilmemiş. Bunların biraz zamanı var. Ama mesela bu kuş 10 numara. Bunlar yakın zamanda muhtemelen yumurtlayabilir. Dişi de belirginlik var çünkü. Dişi bakın kafasını falan yuvaya sokuyor. Hafiften hani yuvayı merak ediyor. Erkek de arkasından tabii çiftleşmek için sürekli kovalıyor. Bunlar dinlenmede olduğu için bütün kuşlarımız çiftleşmeyi bıraktı. Dinlenmede oldukları için artık çiftleşmeye, yeni yavrular çıkarmaya, yavruları beslemeye hevesliler. Gördüğünüz gibi zaten dişi hemen yuvaya girmeye çalışıyor. Erkek de yuvayı seziyorlar. Bunlar yakında yumurtlar. Emin olabilirsiniz. Yakında yumurtlarlar. Ondan sonra Allah'ın izniyle yavrular falan çıkar. Buradaki kuşlarımız erkek gördüğünüz gibi kaba saba hala mamayı bırakmıyor. Obur bu. Bunların yuvası da boş. Bunlar yakında yumurtlar da bunlar biraz daha zamanları var sanki. İnşallah bunlar yakın zamanda yumurtlar. Evet, kesin garanti dediğim dişi. Bu kesin yumurtlar arkadaşlar. Bunu zaten bilen biliyor. 8-10 tane yumurta yapıyor sürekli. Ama 2-3 tane yavru çıkarıyorduk. Bu sezon daha fazla yavru çıkaracağına eminim. Bunun sebebi de zaten kuşu bayağı iyi dinlendirdik. Normal kuşlar 6 aydır, 5 aydır dinleniyorsa bu kuş yaklaşık 7-8 aydır dinleniyor. Bunun erkeği ölmüştü. Hemen dinlenmeye çektik. Bu sezon inşallah daha güzel bir şekilde verim alacağız bunlardan. Bir de arkadaşlar şöyle söyleyeyim sizlere. Mamayı eğer isteyen olursa ben bunun satış temsilcisiyim. Gönderebiliriz. Üretici abilerime, kardeşlerime, arkadaşlarıma bu 5 liralık kova öneririm. 77 lira bunun fiyatı. Şöyle gördüğünüz gibi zaten 5 kilo üretici paketi bu. Evde tek kuş besliyorsanız, 2 kuş besliyorsanız da şu şekilde 1 kiloluk paket önerebilirim. Bu da 30 lira. Bu dediğim fiyatların hepsi kargo dahil. Ücretsiz bir şekilde kapınıza geliyor. Kapıda ödeyebiliyorsunuz. Bir de diyezem kullanıyorum ama ben bunu satış temsilcisi değilim. Bu verim arttırıyor diye kullanıyoruz aslında. Yeni kullanmaya başladık. Eğer hoşuma giderse, gerçekten verim alabilirsek sizlere de zaten onu yakın zamanda önereceğim. Sevda papağanlarına gelelim. Bakın arkadaşlar, popoyu görüyor musunuz? Sevda papağanını ilk defa besliyorum. Yani böyle tuvaletini de içeriye yaptı. Gördüğünüz gibi bayağı büyük bir tuvaletini bıraktı. Bu yumurta geliyor demek. Sevda papağanlarına yeni başladık. Sadece öylesine muhabbetleri yuvalık takarken yuvalık taktım. Kedi kumu olan bir yuvalık. Büyük ihtimalle yumurtlayacaklar. Bakacağız. Burada zaten az önce çiftleşmeye çalışan kuşlarımızı görmüştünüz. Şöyle maşallah 2 yumurtayı bırakmışlar. Devam muhtemelen gelecektir diye umuyorum. Şimdi buraya gelelim. Japones nerede nerede diye soranlar oluyordur muhtemelen takipçilerimden. Japones maalesef öldü arkadaşlar. Bunun sebebini bilmiyorum. Hani kuşta herhangi bir şey yoktu. Ne hastalık, ne böyle kabargın, iştahsızlık vesaire hiçbir şey yoktu. Kuş çok sapasağlamdı. Öldü, anlayamadık. Allah'tan hani yapacak bir şey yok. Şöyle gördüğünüz gibi albino başka bir dişiyle beraber. Bu dişi de zaten bildiğin, eğer bilenler varsa takipçilerim bilir zaten de, Japones'in yavrusuydu. Yani bu babasıydı, bu yavrusu. Bunları beraber attık. Perçemli gördüğünüz gibi hafiften Japones'in kızı. Böyle yuvaya falan hızdan merak, çok meraklı. Büyük ihtimalle bunların altından tepeli yavrular alacağız. Bu kesin. Tepeli yavrular alacağımıza inanıyorum. Albino yavrular çıkabilir, lüzuna yavrular çıkabilir. Ve kanatlı yavrular çıkabilir. Tek kanat, çift kanat bilmiyorum. O şans tabii ki. Şöyle 11 numara kafasını görüyorsunuz. Bunlar da kendi yavrularım. Bunlar bu çift kendi yavrularından olma bir çift. Onları da eşe attık. Bildiğiniz gibi. Bakalım onlar da yumurtlayacaktır. Ona da inanıyorum. Bakın az önce yumurtlayacak dediğim dişiye. Bakın arkadaşlar şöyle. Yuvayı seziyor. Bunlar zaten belli. İlk bir eşiyle anlaşır. Eşiyle öpüşmeye, kurulaşmaya başlar. Arkasından dişi yuvaya girer. Yuvayı sezer. Ondan sonra yuva hazırlığı yapar. Arkasından çiftleşirler ve yumurtlarlar. Ondan sonraki süreci biliyorsunuz zaten. Yavru çıkıyor vesaire vesaire vesaire. Şöyle Sultan papağanlarımız burada arkadaşlar. Bunlar biraz daha dinlensin. Bunlar zaten yumurtluyor. Dolula çıkarıyorlar. Onunla problem yok. Bakalım. Bu sezon bunlardan çok güzel yavrular alacağız Allah'ın izniyle. Evet. Hint öbürlerimize gelelim. Ufak bir salma yaptık artık. Küçük de olsa yine aynı şekilde devam edecek Hint öbürü sevdamız.
Güzel. Şu ana kadar her şey güzel. Bunlar direkt atar atmaz zaten. Bildiğiniz gibi. Hemen yuvayı ördüler. Şöyle bakalım bunların yuvasına da. Evet. Nitrilere dedim ki bildiğimiz gibi yani. Direkt yumurtlamışlar. Buraya yuva ipi taşımışlar ama örmemişler. Nitrilere arkadaşlar sürekli çok güzel bir şekilde ürüyen hayvanlar. Zaten 60 çift falan besliyorduk. Takipçilerim biliyor. Onlardan da bayağı güzel yavrular aldık. Dişiyi kaçırdık. İki tane de burada var arkadaşlar. Şu ileride de bir yuva var. Ama yuvayı gösteremeyeceğim. Sıkışık çünkü orası. Şöyle sizlere şöyle göstereyim sadece. Tepeli erkek bekliyor. Yuvanın başında dişisini. Evet. Bakalım dişisi neymiş. Evet arkadaşlar. Güzel oldu. Bunu da yakalamış olduk. Tepeli erkekle kabak dişi atmıştık. Yani bunların altından 4 tane yavrudan ikisi ya da biri muhtemelen tepeli çıkacak. Bu şekilde zaten esledik sezonun öncesinde. Tepeli ve düz olarak. Mesela bakın. Görüyorsunuz. Ya burada da bir tane erkek ölmüştü. Problem yok. Dişi ölmesinden iyidir. Erkeğin ölmesi. Çünkü dişi fazla olduğu sürece bir erkek iki dişiye sahip olabiliyor. O yönden problem olmuyor. Kümeste son durum böyle arkadaşlar. Sizlere anlatmak istediğim şeyler bunlardı. Şöyle sizlere son bir kez de sultan papağanımızı gösterelim. El alışık sultan papağanımızı. Şöyle yapalım. Arkadaşlar bu çok oyuncu. Islık falan çalıyor. Bazen birisi geldi zannediyorum ama bu kendisi ıslık çalıyor. El alışık zaten de. Şimdi birazcık kızıyor sanırım. Albino bir dişimiz. Buna bakalım eş alacağız ama ne zaman bilmiyorum. Şu an flaştan korktuğu için herhalde fazla yanıma gelmiyor. Yoksa direkt elimize gelen bir kuş bu. Şöyle son bir kez daha deneyelim mi? Videoyu seninle kapatalım. Hop. Arkadaşlar fazla kızdırmaya gerek yok. Şimdi ısırmasın bizi. Ama normalde ısıran bir kuş değil zaten. İleriki videolarda da size tekrardan göstereceğim. Kapanışımızı bu güzel sultan papağanımızla yapalım. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.